Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 1 Eylül Perşembe Ankara yarış programımızda tekrar sizlerle beraberiz. Evet, yeni ayımıza giriş yaptık. Yeni ayımız herkese tabii ki öncelik sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Sonradan bol kazançlı bir ay geçirmeniz dileğiyle sevgili dostlar, hep beraber inşallah. Evet, 9 koşulu bir programımız var. Evet, vaktim de bol oldu. Biraz erken yayınlayacağım videomu sevgili dostlar. Ankara programı gerçekten hoşuma gitti. Hem akşam da baktım, gündüzde birazcık göz gezdirdim. Tekrardan sağlamasını yaptım. Bir tane banko adayım olacak. O da 2. altılık ayarımızın başına tekabül ediyor. Yani 1. altılık ayarımızın 4. ayına tekabül ediyor bankomuz, yanılmayacağımız. Ama tatlı para verecek. Birazcık yani zorlu bir program ama sizin de tabii ki ufak tefek dokunuşlarınızla belki ben fazla yerde geçtiğim yerlerde sizler de at eksiltebilirsiniz. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Evet, videomun altında bulunan beğen butonuna basarak o güzel yorumlarınızı bırakarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Birinci koşulu itibaren 1. altılık ayınımız startı verilecek. Saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde şart 4 bir mücadele. 4 ve yaşlı Arapların 2000 metre kumdaki mücadelesini izleyeceğiz. Evet, benim buradaki bir nolu Berat'ımla ben başlayacağım. İlk defa buluşan Mehmet Nuri Sunkar'la çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Arka arkaya koştuğu koşulardan şimdi 72 günlük bir araya da girdi. Ben Berat'ımdan yarın tatlı bir sürpriz bekleyeceğim buradan. İlk tercihim. İkinci atım 3 nolu Ben Subaşı Ercan Çankaya'yla. Bir kere start alıp onda kazanma başarısı gösterdi. Yaptı son grup 2'deki 1500'de maalesef grup birazcık ağırdı. Yani katıldı ama olmadı. 7 safkanın arasında 7. olarak aydı Berat Demir'le. Zaten bir sonuç alması mümkün değildi o zaman. Şimdi biraz daha uygunlaşan bir grupta Ben Subaşı da etkili koşacaktır Ercan Çankaya'yla. İkinci tercihim 3. atım Altınoğlu Tiranlı Erhan Aktuğ'la. Sonradan 8 oldu Yeni Çağlı Özcan Yıldırım'la sevgili dostlar etkili bir performans gelecektir. Ve de burada bir tane safkan var. O da 44 günlük araya girdi. Serkan Yıldız'la start alacak. O da 2 nolu Serrat Fırtınası'na çok çok dikkat diyeceğim. Üstüne basarak önereceğim. Ben kuponda yer vereceğim. 5. şanslı safkanım olarak bir sürpriz şansına sahip olduğunu düşünüyorum. 1, 3, 6, 8 ve 2 nolu safkanlar. Benim kuponumda yer vereceğim safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuz 1. beşlik ayımızda. Burada start olu satış 3-1 mücadele. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çimde mücadele verecek. Burada 7 safkanımız yer alacak. Evet, koşuya bakıldığı zaman Batı Kasırgası bu grupla ilk defa koşacak. Öteki safkanlar 1 sever, 2 sever, 3 sever beraber koştular. Yani burada her an bir sürpriz bitebilecek gibi görünen bir safkanlar var sevgili dostlar. Burada benim ilk tercihim 2 nolu safkanımız Mehmet Akyoz'da ilk defa start alacak. Yani aslında yani çıkıp bir liderliği isteyecektir, alacaktır. Çünkü aynen çok seri bir safkan, sonuna kadar direnebilir. Ama burada 3 nolu safkanımıza ben göz ardı etmeyeceğim. Yani ikinci tercihi ona vereceğim. Tekrar çim piste geri döndü sevgili dostlar. Yani geri döndü derken özür diliyorum. İlk defa çime çıkacak Akın Sözen'le. Ben 3'ü de göz ardı etmeyeceğim Akın Sözen'le. Sonradan 4 nolu Mestinas. Kesinlikle ihmale gelmeyecek bir safkanlardan biri. 6 ve 7 nolu safkanları da ben eksik etmeyeceğim kuponumda. 2, 3, 4, 6 ve 7 benim buradaki tercihim. Yani 2 ve 3 bu gruptan 1-2 adım önde görünüyor. Ufak bütçeli arkadaşlar, oyuncak arkadaşlar, yarış sever arkadaşlar 2 ve 3 yeterli gibi görünüyor. Daha büyük bütçeli oyuncak arkadaşlar ben değerlendireceğim. 4, 6, 7'yi de kuponumda eksik etmeyeceğim. Evet, 3. koşumuz şartlı 5 dişiler ama 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 7. plase ve 1. üçlük ayımız burada start oluyor. 8 safkanımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Evet, yarış ayaklarına güzel bir birincilikle başlayan safkanlarımız var. Ve de ikincilikle başlayan ilk defa start alacak olan 7 nolu Melik Grivan Mehmet Keskin'le. Yani benim burada 2 tane safkan yeterli olduğunu düşünüyorum. İlk çim yarışında Mehmet Akyoğuz'da Ankara'da 1200 metre çiminde
Hatta 4-5 boy gibi geç çıkıp yarışı 1-2 boyla da kazanma başarısı gösteren bir safkanımız. O da İkinoğlu safkanımız. Şimdi ilk defa kuma çıkacak ama yine çok çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Mesafenin uzaması, yani 1-2 boyla geç çıksa da mesafe uzun oluşu ona çok çok yarayacaktır. Ve de bir nolu safkanımız hiç maçistik etkili koşmasını beklediğim safkanlardan bir diğeri. 2 ve 1 benim bu koşudaki tercih isimlerim, adaylarım olacak. Evet, dördüncü koşumuz şartlı bir mücadele. İki tane şartlı birimiz var. 3 yaşlı Arapların 1200 metre çimde mücadele verecek 10 safkanımız yer alacak. Ayakları düz bassın, kazası belası bir yarış geçmeyi temenni ediyoruz. Evet, benim burada şartlı bir de Banko adayım. O da Vedat Abiş'le start alacak olan bir nolu Adalı Bey. Adalı Bey olacak. Yani çıkıp liderliği alabilir bir turbo orijini. Yani ben burada çıkıp liderliği alıp bir beyaz bayrak aynışı yapmasını bekliyorum ben Adalı Bey'den. Çalışmanın muntazam, harika, mükemmel bir eşkal. Yani geçilmesi bence zor görünüyor bu grupta sevgili dostlar. Ben başka at söylemeyeceğim. Bir nolu Adalı Bey benim bankomdur. Evet, 5. koşumuz grup 2 Tigem koşusu. 3 yaşlı Arapların 1400 metre çimde mücadele verecek 14 safkanımız yer alıyor. Altınoğlu Haznedar, 12 nolu Torhan Tay Ekürü, 9 nolu Tabiple, 10 nolu Taş Yürek Ekürü olarak start alacaklar. Evet, ben burada iki safkanı ben bu gruptan ayırdım. Onlar kimler? 8 nolu Şahin Mahmut Ayhan Kurşun'la ve de Altınoğlu Haznedar sevgili dostlar. Yani ben bu iki atın arasında zevkli bir mücadele geçmesini bekliyorum. Benim 6 ve 8 ayrımsız bu koşuya yazılması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu koşu iki safkan yeterli olacağını düşünüyorum. 8 ve 6 benim önceliğim. Evet, 6. koşumuz kısa vade 7 dişilere mahsus bir koşu. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre mesafede mücadele verecek 8 safkanımız buraya kayıtlı. Evet, aslında denk bir grup, güzel bir grup. Her an tatlı bir sürpriz çıkacak gördüğüm bir koşu olduğunu dile getireyim ben baştan sevgili dostlar. Tabii ki tercihi size bırakıyorum. Burada birbirlerini geçme başarısı gösteren çoğu safkan yine bir araya toplanmış. Benim buradaki ilk tercihim bu koşuda bir nolu Goşa ile başlayacağım. Yaptığı son koşusunda açık güçte 2000 metre kumunda. Şimdi tamam, Efartita ile at başı olmuşlardı. Biliyorsunuz Vedat abi işte Goşa start almıştı. Şimdi mesafe kısaldı. Evet, kısa mesafe etkilenebilir mi? Etkilenebilir ama ben Goşa, çünkü ayağına seri bir safkan sevgili dostlar. Şimdi Ahmet Çelik'le tekrar buluştu. 8 kere start alıp 4'ünü kazanan bir Goşa'dan bahsediyoruz. Çünkü çok etkili bir koşu gelecektir yine Ahmet Çelik'le. Bir benim ilk tercihim. İkinci atım burada 2 nolu Tumbul Çiçeği sevgili dostlar. O da yaptığı son grup 1'de 2100'de Ankara'da maalesef pistten 7.likte ayrıldı. Şimdi mesafenin kısalması Tumbul Çiçeği'ne de çok çok yarayacaktır sevgili dostlar. Yani yarışı ağır almazsa, yarışı birazcık grubu önlerde takip ederse, sonlarda yapacağı o düzlük sprintinde bütün safkanları avlayabilir. 2 ikinci tercihim. Sonradan 4 nolu Hızlı Asiye, 5 nolu Bidanem, o da ayağına seri bir safkan, çıkıp liderlik isteyebilir. 7, 8 ve de burada çok çok geri planda kalacağını düşündüğüm bir tane daha safkan var. O da Selda Hanım Velat Demir'le. Bu safkana da dikkat diyeceğim. Gerçekten zor, neredeyse kapamaya kadar gittik. 1, 2, 4, 7, 8 ve 6 benim bu koştaki tercih edeceğim safkanlar olacak. Evet, 7. koşumuz şartlı 5. Yamak 3 sınıfındaki Aprant arkadaşlarımız at binecekler. 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek 2. üçlük aynımız da burada start alacak. Karışık bir grup. Yani tekrar jokey arkadaşlarımız bilseydi, yani ona göre bir sıralamamız olacaktı ama Yamak 3 oluşu birazcık yarışı güçlendiriyor sevgili dostlar. Gerçekten zor bir koşu olacağını düşünüyorum. Burada Punch Mile, yani çıkıp liderlik alabilir mi Serkan Yıldız'la, iki kulvar çekme avantajında, yani grubu liderliği yapacaktır büyük ihtimalle. Benim ilk tercihim 2 nolu Punch Mile.
İkinci atım 1 nolu Black Metal. Üçüncü atım 3 nolu Safkan'ın Mehmet Nuri Sunkar'la. Sonradan 4 nolu Express Kitty İsmail Demir'le. Ve de 7 nolu Bye Bye Lullaby'a da çok çok dikkat bu aralar. Gerçekten çok unutulan bir Safkan'ımız. Sonları güçlü gelecektir. Mesafe uzun. 56 günlük dinç gireceği bir koşuda Erhan Aktul'a etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Yeriyle eksik etmeyeceğim. 1, 3, 4, 2 ve 7 benim bu koşudaki sıralamam. Evet, 8. koşumuz şartlı birin bir diğer ayağı 3 yaş şartların 1200 metre çimde mücadele verecek 10 safkanımız yer alıyor. Gerçekten burası sürprize açık bir koşu. Çalışmaları orijinal olarak bakıldığı zaman tüm safkanlar birbirine gerçekten çok yakın çıkıyor sevgili dostlar. Şöyle sıralamam olacak benim. 4 başta olmak üzere 5, 6, 7, 8, 2 ve 10 şeklinde bir sıralamam olacak. Sıralamamı tekrar ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 2 ve 10 şeklinde sıralamam olacak. Evet, 9. koşumuza geçtiğimiz zaman 2. altılı gayemizin son ayağı handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 1500 metre kumda mücadelesini izleyeceğiz. Burada da sizlere önereceğim 3 safkanımız olacak. Onlar kimler? 3 nolu Tatlı Uçar yaptığı son handikap 15.500'e bu mesafede Ünalan kazanmıştı. Burada sevgili dostlar, Mahsun Turan'la 56.5 kiloyla yarım boyla arkasında bir ikincilik elde etti. Şimdi sevgili dostlar 13 nolu 51 kiloya Müslüm Çelik'le tekrar buluştu. Çok çok etkili bir koşu çıkartmasını bekliyorum. Rövanşı alabilir. İlk tercihim. İkinci atım 5 nolu safkanımız Ünalan'ın kazandığı koşuda biliyorsunuz Tatlı Uçar ikinci olmuştu. Mezit Haber o da yaptığı son koşusunu Kocaeli'de 1400'ü kazanma başarısı göstermişti. Halil Yolaçıcı ile 60 kiloyla o da 57.5 kilo indi. Yine Halil Yolaçıcı ile yola devam dediler. Ekürler 9 ile 5 nolu safkanımız Ekürü, 5 nolu Mezit Haber ikinci tercihim. Ve de burada hiç atlamayacağımız bir safkan daha var sevgili dostlar. O da 14 nolu Gözü Yılmaz Mustafa Kemal Kumbasar'la ilk defa buluştu. Yaptığı iki koşusu da Ankara'da mükemmeldi. Ben çok beğendim. Satış kilo 1400, son koşusunu 2000'de etkili bir koşu çıkarttı. 55.5 kiloyla start almıştı. Yarım boyla bir ikincilik elde etti. Şimdi bomboş kiloyla Gözü Yılmaz'ı da çok çok dikkat diyeceğim. Benim buradaki sıralamam 13, 5 ve 14 şeklinde oluştu sevgili dostlar. Evet, bu sıra aktaracağım Ankara şablonum buydu sevgili dostlar. İki programı da yorumladık. Herkese bol şanslar diliyorum. Videomun hemen altında bulunan beğen butonuna basarak da bana destek vermiş olursunuz. Herkese bol şanslar diliyorum. Yeni ayımıza giriş yaptık. Yeni ayımız herkese mutlu, huzur, sağlık getirmesini temenni ediyoruz. Sonradan bol kazançlar sevgili dostlar. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.